Neden kendinizi sürekli yorgun hissediyorsunuz? O gün uykunuzu iyi almış olsanız da, hafta sonunda olsanız da, hatta tatilde olsanız bile neden kendinizi yeterince dinlenmiş hissedemiyorsunuz? Neden sağlığınız, kan değerleriniz, her şeyiniz yerindeyken masa başı işinizden eve geldiğinizde bitik vaziyette oluyorsunuz? Bu sanırım şu an dünya üzerindeki milyarlarca insanın yaşadığı ve çözemediği bir durum. Düzgün besleniyoruz kesmiyor, takviye hap alıyoruz yetmiyor. Öyleyse bunun nedeni ne kardeşim? Cevap basit. Sizsiniz. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Sabah zımba gibi uyandığınız harika bir pazartesi olacak diyorsunuz ve işe gidiyorsunuz. Ama daha saat 3 olduğunda piliniz bitiyor. Ertesi gün 2.30'da, ertesi gün 2'de, 1'de derken cuma günü darmadağın bir kafa ile güne başlıyorsunuz. İnternete girip baktığınızda karşınıza sayısız sebep çıkıyor. Her şeyi çok kafaya takıyorsun diyenlerden tutun, sende insomnia var diyenlere, Merkür retrosu seni mahvetmiş diyenlerden, uçakların egzozlarından şehirlerin üstüne, insanlığı yavaşça öldüren gaz atılıyor diyenlere kadar dipsiz bir konu karmaşası sizi daha da beter hale sokuyor. Performansınızdaki düşüklüğün farkında olan medya ve endüstri, sizi kendi 5 para etmez kahvelerini almadan güne asla başlayamayacağınıza inandırıyorlar. Ve siz gün boyu çaya kahveye dayanıp, yetmediği yerde enerji içeceklerine dayanıp, genç yaşınızda bile bir ofis gününü anca çıkarabiliyorsunuz. Sizce bu sürdürülebilir bir hayat tarzı mı? Tabii ki hayır. Zaten bu yüzden de bir yerden sonra psikolojik haplar ile, takviyeler ile yaşamaya başlıyorsunuz. Ve kazandığınız tüm parada kahveydi, haptı derken size gerçeği açıkça belirtmeyen endüstrinin cebine geri dönüyor. Peki bu kısır döngü nasıl bitecek? Sorunun tam kaynağı belli değilken bu cendereden nasıl çıkacaksınız? Cevap basit. Tüm baskıya rağmen özgür kalabilen bilim insanlarının çalışmalarını okuyarak. Ya vaktim yok arkadaş diyenler için de neyse ki gerçeği bul var değil mi? 1970'li yılların başları. Amerikan hayat tarzı son hızla gelişirken insanlar yeni teknolojiler ve imkanlar ile tüketimin ve üretimin zirvesine doğru gidiyorlardı. Şehirlerde plazalar yükseliyor, fabrikalar her türden ürünü üretiyor ve yeni bir teknoloji olan bilgisayar insanların hayatının her alanına giriyordu. Yüzlerce farklı giyim mağazası, binlerce farklı restoran ve televizyonda seçim yapabileceğiniz 10 farklı kanal. Gülmeyin, bu aslında önemli bir detay, birazdan anlayacaksınız. İşte tüm bu yenilikler sayesinde Amerikan halkı ve daha sonra tüm dünya şu yenilik ile tanışırlar. Sınırsız seçim şansı. Lakin bu kapital cennette tüm bu büyüme yaşanırken aynı zamanda psikolojik ilaç tüketim oranlarında da artış gözlemlenmeye başlar. Ve bu konu bir nörobilimci olan John Olney'nin merakını çeker. Modern hayat şartları ve beynin buna tepkisi üzerine araştırma yapan Olney, tarihte ilk kez eksitotoksite denilen kavramı hayatımıza sokar ve geniş kitleleri beynimizin salgıladığı bir nörotransmitter olan glutamat ile tanıştırır. Beyninizin açık ara en yoğun kullandığı nörotransmitter olan glutamat, neredeyse aldığınız her kararda beynin bu verileri aktarmasını sağlayan çok önemli bir kimyasal. Fakat glutamatın bilinmeyen bir etkisi daha var. John Olsen'in de makalelerinde bahsettiği gibi aşırı glutamat birikmesi halinde halk diliyle anlatmam gerekirse hayatınız kayıyor. Neden mi? Çünkü beyninizin kendi elektrik iletişim ağı için kullandığı bu olmazsa olmaz madde aynı zamanda onu öldürüyor. Atalarımızın güzel bir lafı vardır. Azı karar, çoğu zarar diye. İşte videomuzun ana konusu aslında tam olarak bu. İnsanlık tarihinde hızlıca bir zaman yolculuğu yapalım. Bundan on binlerce yıl önce bildiğimiz tarihe göre atalarımız mağaralarda ya da çok basit yapılarda küçük gruplar halinde yaşayan ilkel taş devri insanlarıydı. Ve tek amaçları hayatta kalmaktı. Sabah kalkarlar, mağaradan çıkarlar, toplayıcı grup meyve ve sebzeleri toplarken avcılar da ava gidip tüm gün avlanıp akşam ateşin başına gelir, beslenir ve yatarlardı. Sonraki gün yine aynı, yine aynı derken yüzlerce sene geçer. Bakın dikkat edin, hayat ne kadar basit değil mi? Uyan, kuru ve sıcak kal, beslen, üre ve yat. Daha sonra tekerin icadı, metallerin kullanımı filan derken insanlık gelişmeye ve yaşam tarzı da derinleşmeye başlar. Artık mağarada değil, köylerde daha büyük gruplar halinde yaşamaya başlamışızdır. Ve günlük görevler eskisine göre biraz daha artar. Sonuçta evin bakımı, yakacak temini, çeşitli tarım ve av girişimleri, hayvancılık derken gün içinde düşüneceğiniz şeyler ve yapacağınız seçimler artar.
yani beynin hafıza bölümü olan hipokampus, dikkat, karar verme ve zihinsel kontrol merkezi olan prefrontal korteks hareketi ve ödül sistemi ile ilişkili bazal ganglionlar ve duygusal yanıtları yöneten amigdala artık daha da fazla çalışmaya ve sinyal üretmeye başlamıştır. Ve bu sinyalleri taşıyan temel sistemlerden birisi, unutmayın, glutamatlar. Daha sonra insanlar gelişir. Daha büyük şehirlerde, daha büyük topluluklar halinde yaşarız. Kontrol edilmesi, öğrenilmesi ve bakımı yapılması gereken şeyler mağara devri atalarımıza göre 1000 kat artar ve hayat karmaşıklaşır. Sonrasında ise sanayi devrimi, modern çağlar ile ipin ucu kopar gider. Bakın basit bir karşılaştırma yapalım. 20.000 sene önceki atamız sabah kalkıp genelde sadece akşam için besin bulmayı düşünürken, siz bugün sırf sabah kahvaltısında bile chia tohumu ile badem sütünü karıştırıp mı yesem, yoksa yulaf, muz yumurtadan oluşan farklı kombinasyonlar mı yesem diye düşünüp duruyorsunuz. Öğlen ve akşam yemeğini saymıyorum bile. Aslında yapay zekaya saydırttım. Ortalama bir insan sabahtan akşama kadar 200 farklı yemek içeriği kombinasyonu düşünüyormuş. Bu akıl almaz bir rakam. Ve unutmayın, her bir düşünce ve karar için beyniniz glutamat salgılıyor. Şimdi bunun üzerine ne giyeceğinizi, hangi takıları takacağınızı, iş yerindeki artık iyice kompleks hale gelmiş Excel tabloları, PowerPoint sunumları, binlerce satır kod yazma, alınan onlarca karar derken beyniniz glutamat bataklığına dönüşmeye başlıyor. İşten çıkıp evinize yürürken sağlı sollu 1000 tane reklam sürekli beyninize mesaj yolluyor. Bitmiyor, yorgun argın eve gelip koltuğa uzanıp arka planda televizyon açıkken, ki o televizyonda da günümüzde Netflix, Amazon Prime, kablolu yayın, uydu derken 10 binlerce kanal ve seçenek mevcut. Elinizde telefonda doom scrolling denilen şu hareketi yapıyorsunuz. Siz dinlenip kafa dağıtıyorum sanıyorsunuz ama her bu harekette beyniniz bir sinyal atıyor. Daha da önemlisi, beyninizin tek bir bölümü değil, başta prefrontal korteks olmak üzere hepsi ateşleniyor. Buna dopamin salgılamak da dahil. Dopamin beynimizin has hormonu ve nörotransmitterlerindendir. Ve sizin o hareketi her yapışınızda az ya da fazla olarak salgılanır. Çünkü beyin bir sonraki Reels'ta ne olduğunu merak eder. Hele ki bir de ilgi alanınızdan bir şey çıkıyorsa daha da fazla dopamin salgılarsınız. Derken bu dopamin sizi mikro dozlarda uyuşturmaya başlar. Bakın bunun madde bağımlılığı ile hiçbir farkı yoktur. Birinde yoğun miktarda bu hazzı yaşarsınız ve çöküşü ani olur. Diğerinde saatlerce mikro dozlarda bu hazzı yaşarsınız ve artık hayat tarzınız haline gelir. O yüzden işte boş boş ekran kaydırırken saatlerin geçtiğini anlamıyorsunuz. Adamlar o yazılımları bu bilgiler ışığında dizayn ediyorlar. Unutmayın, bir ürün ücretsizse aslında ürün sizsinizdir. Sizi mutlaka bir şekilde sömüreceklerdir. Peki sabahtan başlayıp doğrudan ya da dolaylı ya da tamamen bilinçaltı şekilde on binlerce nöral bombalama yaşadıktan sonra beyniniz ne hale geldi dersiniz? Bu arada ortalama olarak bir günde çalışan bir insan 35 bin karar alırmış. Buna dışarıdan yapılan uyarımlar dahil bile değil, düşünün. Tüm bu karar fırtınasından sonra sinir uçlarınız glutamat ile tıkanır. Bunu laf olsun diye demedim. Gerçekten tıkanır. Ve beynin sinyal iletimi bozulmaya başlar. Bunun bir yan etkisi olarak da beyniniz devreleri yakmamak için sizi uykuya zorlar. Aksi halde bu birikim sinirleri yakmaya ve hücreleri öldürmeye başlayacağı için uzun vadede ALS, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar yaşamaya başlarsınız. Neyse, Allah'tan yatağım var da 8 saat uyuyup kendimi resetleyebiliyorum. Aksi halde demek ki hayatım kayacakmış da farkında değilmişim diyorsanız ne yazık ki yine yanılıyorsunuz. Çünkü muhtemelen farkında değilsiniz ama hayatınız çoktan kaymaya başladı. Glutamat çorbası haline gelmiş beyniniz uyku moduna geçtiğinde hızlı bir şekilde temizlenmeye başlanır. Özellikle derin uyku aşamasında. Glimfatik sistem, astroasitler gibi temizlik mekanizmaları biriken glutamatı temizler ve sinaptik bağlantıları yeniden düzenlerler. Ve bu temizlik için en az 7 ila 9 saat uyumanız gerekir. Peki, güzelce uyudunuz. Sorunlar bitti mi? Tabii ki hayır. Videonun başında sorunun kaynağı aslında sizsiniz demiştim, hatırlayın. Daha doğrusu sizin değiştirmediğiniz hayat tarzınız. Neden mi? Anlatayım. Diyelim ki beyniniz çorba olmadan önceki maksimum glutamat sınırınız 100 birim olsun. Rakamları örnek olarak veriyorum tabii ki. Sabah kalktınız, yeni doğmuş bir bebek gibi sıfırdan başladığınızı varsayacağım. Uyandınız, yüz yıka, diş fırçala, duşa gir,
elbise seç, kahvaltı seç, çantanı hazırla derken çoktan yüzlerce karar verdiniz bile. Ve glutamat diyelim ki 20 oldu. İşe giderken araba sürdünüz. O esnada trafikte 1000 tane büyük ve küçük karar verdiniz. 40 oldunuz. İşe başladınız, sunumlar, raporlar, öğle yemeği kararları derken 80 oldunuz. Ve yavaştan bir miskinlik ve dalgınlık çökmeye başladı. Saat 3 civarı. Bu yorgunluğun sebebi ise temelde aşırı birikmeye başlayan glutamatı dengelemek için beyninizin adenosin denilen uyku düzenleyici kimyasalı salgılamasıdır. Yani beyniniz biraz dinlenelim yoksa sıkıntı çıkacak mesajı verir. Ama uyumak tabii ki olmaz. Neyse ki Hollywood film ve dizilerinde sanki içmezsek ölürmüşüz, toplumdan dışlanırmışız gibi gösterdiği kahvemiz var da hemen iş arkadaşınız size kocaman bir bardak kahve veriyor. Al açılırsın diyor. Aslında yalan da değil. Kahvenin içindeki kafein adenosinin birikmesini bir süre engeller. Bakın salgılanmasını demedim, birikmesini dedim. Burası ince bir nokta. Çünkü kafein bir baraj duvarı gibi adenosinleri tutarken arka planda vücut onu salgılamaya ve biriktirmeye devam eder. Ve ne zamanki kafeinin etkisi geçer, baraj patlamış gibi tüm o biriken adenosin beyin reseptörlerine öyle bir akar ki siz ya masa başında ya da otobüste kafanız sağa sola düşe düşe sızarsınız. Eve geldiğinizde çoktan glutamat seviyeniz 150'lere çıktı bile. Bir de akşam yemeği seçenekleri, televizyonda ne izlesem seçenekleri ve sonsuz sosyal medya gezinimleri eklenince maksimum sınır olan 100 çoktan 200'lere çıktı bile. Şimdi 7 ila 9 saat uyusanız bile bedenin 100 birimi silebildiğini hatırlayın. E ne oldu o zaman? Ertesi gün güne otomatikman maksimum seviye olan 100 birimde başladınız bile. Yani yarışı daha baştan kaybettiniz. Daha çok kahve, daha çok uyarıcı ile günü bitirdiniz. Eve bir geldiniz, seviye 350. Yattınız, uyudunuz, ertesi sabah 250 ile başladınız. Ve böyle böyle birike yanlış hayat tarzınız yüzünden artık beyninizde glutamat asla sıfıra düşmüyor. Ve siz uyusanız bile, çalışmasanız bile kendinizi sürekli yorgun ve bitkin hissediyorsunuz. Nasıl bir kısır döngüye düştüğünüzü biraz olsun anladınız mı? Ve bu kısır döngü sizi yavaş yavaş depresyona, ansiyetik bozukluklara ve Allah korusun ama görünen o ki ileride yaşlandığınızda beyin hasarına doğru götürecek. Sağ ol kardeş, az bir moralimiz vardı, onu da bitirdin diyenler hemen yelkenleri suya indirmesinler. Size önce düşmanınızı gösterdim, şimdi de onu nasıl yeneceğinizi göstereceğim. Hepimiz çalışmak zorundayız ve modern çağların getirdiği bir hayat tarzı var. Şimdi tutup da dağlara gidin, koyun güdün demeyeceğim. Hayatın gerçekleri var, bunu kabul edelim. Bu şartlarda elimizden gelenler ile ne yapabiliriz onu anlatacağım. Şimdi ilk olarak uyku olayını pek çok insan ciddi şekilde yanlış biliyor. Bunu düzeltmekle başlamanız lazım. İnsan bedeninin biyolojik saatleri vardır ve bu saat yüz binlerce yıllık evrim ve adaptasyon sonucu ışık ve karanlık döngüsüyle kendini geliştirmiştir. Güneş doğar çalışırız, batar karanlık olur yatarız. Temelde budur. Fakat artık gece karanlığı denilen bir kavram kalmadı. Eviniz aydınlık, sokaklar aydınlık yetmiyor. Hepimizin evinde büyük ekran, ay gibi parlayan televizyonlar ve elimizde gözümüzün dibinde parlayan telefonlarımız var. Tüm bunlar biyolojik saati bozarak bedenin uyku döngüsüne girmesini engelliyor. Bu yüzden de gece 2'ye, 3'e kadar uykum gelmedi sanarak bu ekranlara bakıyoruz. Önce bunu yıkmak lazım. Akşam karanlığında bedenimiz çok önemli bir hormon olan melatonin salgılamaya başlar. Bu hormonun salgılanmasını bozmamak için akşam 10'dan sonra telefon ya da televizyonu bırakmanız lazım. Ve saat 11-12'de de en geç yatmanız lazım arkadaşlar. Gece kuşu olmaya gerek yok, sağlığınız daha kıymetli. Yani yatmadan bir saat önce suni ışık kaynaklarından kurtulun. Hatta telefonunuzu hava karardığı an göz koruma kalkanı moduna alın ki zararı azalsın. Evinizde de tavanda güneş gibi parlayan ışıklar yerine indirekt sarı loş ışıkları tercih edin. Yatmadan son bir saati kitap okuyarak geçirin. Zaten anında uykunuzun geldiğini göreceksiniz. Ve uykunuz geldiği anda telefona bir daha bakmadan yatın uyuyun. Odanızda da suni bir ışık kaynağı olmasın. Karanlıkta uyumak çok önemli. Gün içerisindeki kararları azaltmak için ertesi gün giyeceğiniz elbiseyi ve yapacağınız kahvaltıyı o telefonsuz bir saatlik akşam diliminizde hazırlayın. Böylece sabahları beyniniz daha temiz kalır. Kahvaltınıza kuvvetli antioksidanlardan olan böğürtlen, yaban mersini gibi gıdaları ekleyin. Bunlar hali hazırda birikmiş glutamatı azaltmaya yardımcı olur. Ceviz, chia ve balıkta bulunan omega 3 açısından zengin öğle yemekleri tercih edin.
ve ıspanak, badem, kabak çekirdeğinde bulunan doğal magnezyumu ara öğünlere serpiştirin. Gün içerisinde telefonunuza takılıp sosyal medyaya dalmamaya özen gösterin. Zaten çalışıyorsunuz, bir de üzerine sosyal medyadan dolayı beynin salgıladığı dopamin filan da eklenince iyice aklınız karışmaya başlar. Bu kısır ölüm kaydırması döngüsünden kendinizi sıyırın. Öğleden sonra üzerinize çöken ağırlığı sakın kahve içerek yenmeye çalışmayın. Bakın arkadaşlar, kahve modern çağın insanlığa atılmış en büyük kazıklarından birisidir ve insanların sinir sistemlerini mahvetmektedir. Tamam, günde bir bardağı anlıyoruz, buna bir laf yok. Ama fazlasını içmek delilik. Bunun yerine yeşil çay için. İçindeki teanin hem sizi sakinleştirir hem de uyanıklığı arttırır. Bitter çikolata içindeki teobromin beyne enerji verir. Bir yeşil elma içindeki doğal şeker ve asit ile sizi dinçleştirir. Ya ben kahvesiz uyanamam, ölürüm filan demeyin. O artık bağımlısı olduğunuz için öyle oluyor. Ve kahve zincirleri sayenizde milyarları götürüyor. Bedene o bağımlılığı atması için 2 hafta izin verin. Bakın sonra kahve filan elinize almazsınız. Bunların yanında gün içi gereksiz karar mekanizmalarını bırakın yapay zeka yapsın. Mesela ChatGPT'ye bana şu kriterlere uygun şekilde 3 gün boyunca ne yiyeceğimi planla deyin. Akşam televizyonda 1000 kanal seçmektense bana bir film öner deyin ve onu izleyin. Tekrar ediyorum, o telefonu bırakın. Kendinize zamanlayıcı ile limit koyun ki farkında olmadan saatlerce sosyal medya gezinmesi yapmayın. Ve en önemlisi acilen meditasyon yapmaya başlayın. Gün içerisinde uykunuz geldiği an bilin ki adenosin salgılanıyor. Gidin bir köşeye 15 dakika size meditasyon ve çakralar videomda öğrettiğim meditasyonu yapın. Zımba gibi olursunuz. Akşam eve gelince bir 15 dakika, yarım saat kadar videolardaki diğer meditasyonları yapın. Bunlar beyninizde biriken glutamatı hızlı bir şekilde temizlemeye başlar. Ve bunları hayat standardınız haline getirmeyi başarırsanız, işte o biriken glutamatları gitgide silmeyi ve sıfırlamayı başarırsınız. Ve zihninizi bulanıklaştıran o yorgunluk, sizi aşağı çeken, hasta gibi hissetmenizi sağlayan o bitkinlik gitmeye başlar. Geceleri daha iyi uyumaya ve sabahları daha iyi çalışmaya başlarsınız. Lütfen bu videoyu dikkate alın arkadaşlar. Sabah işe giderken bile zombi gibi çökmüş insanları görmek beni her daim üzmüştür. Ve adi firmaların sizin bu halinizden size 5 para etmez kahveler satarak, antidepresanlar satarak, takviye haplar satarak zengin olmalarına izin vermeyin. Bilim bize sorunun ne olduğunu söylüyor. Neler yapmamız gerektiğini söylüyor. Yapay zeka bize günlük yükü azaltma konusunda yardımcı oluyor. Lütfen bunları kullanın ve hayatınızı kurtarın. Yoksa o firmalar cebinizdeki son kuruşa kadar sizi sömürüp hasta etmeye devam edecekler. Bu video umarım sorununuzu anlama konusunda ve onu çözme konusunda yardımcı olmuştur. Lütfen bunu çevrenizde paylaşın ki öğrenebildiği kadar insan bunu öğrensin. Umarım diğer bilim sayfaları da bu konuya değinirler ve konu milyonlara ulaşır. Bu sayede eminim pek çok kişi en azından "Ya bende mi bir sorun var? Benim problemim ne?" sorusuna bir cevap bulabilirler. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olarak yolculuğumda bana eşlik etmeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.